Profesör Doktor Ünsal Yiğit'im, sosyal psikoloğu. Bütün çalışmalarım sosyal psikoloji alanında. Özellikle de mutluluk, kimlik ve benlik konuları üzerine çalışıyorum. Banu Yazgan İnanç, psikoloji bölüm başkanıyım 2018'den beri. Ben yurt dışında liseyi okuduktan sonra ODTÜ Psikoloji'de lisans eğitimimi yaptım. Daha sonra London School of Economics'te master derecemi aldım. Türkiye'ye dönüp Hacettepe'de doktoramı aldım. Daha sonra evlenerek Adana'ya geldim. Ben Adana geliniyim. Ve Çukurova Üniversitesi'nde doçent ve profesör oldum. 2004-2012 arasında iki dönem rektör yardımcılığı yaptım. Ve 2014'te Toros Üniversitesi'ne geldim. Psikoloji bölümünü toparlamak görevi verildi bana. O zaman tam gelişmemişti psikoloji bölümü. 8. yıl oldu. Nasıl geçti bilmiyorum. Çalışma alanlarım daha çok sağlık psikolojisi ve aile psikolojisi üzerine yönlendi son yıllarda. Bir takım kitaplarım var. Zaten alanda tanınan bir insanım. Kişilik kuramları ve gelişim psikolojisi kitaplarımın yanı sıra diğer bazı çalışmalarım da var. Uygulamacıyım aynı zamanda. Aile terapisti sayılabilirim. Bir de BDT eğitimim var. Merhaba, ben Petek Bilim. Psikoloji bölümünde araştırma görevlisiyim. 2016 yılında Toros Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. Hemen sonrasında Ege Üniversitesi Sinir Bilim Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimime başladım. Otizm spektrum bozuklukları üzerine çalıştım. Hayvan davranışları üzerine yoğunlaştım. Şimdi ise halen doktora eğitimime devam ediyorum ve burada araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü yakın zamanda kurulan bir bölüm. 2009'da başlıyor faaliyetine. Yakın zamanda kurulan bir bölüm. Genç bir bölüm ama dinamik, gelişmeye açık, yetkin özellikleri olan bir bölüm. Öyle diyebilirim. Bölümümüz kadrosunda iki profesör var. Ben ve Banu Hocam, iki profesör. Yaklaşık 3 tane de doktor öğretim üyemiz var. 3 doktor öğretim üyemiz. 5. Yeni bir doktor öğretim üyesi daha aldık. İzmir'den, Ege'den. Onunla birlikte de 6. Toplam 6 öğretim üyemiz var. 2 tane araştırma görevlimiz var. Ama çok yakın zamanda 2 tane daha araştırma görevlisi alacağız. Böylece 4 tane araştırma görevlimiz olacak. Son yıllarda epeyce gelişti bölümümüz. Bir kere 60 kontenjanımız her yıl doluyor. Şimdiye dek bu yıla kadar %30 İngilizce devam ettik. Fakat daha sonra %100 İngilizce ve %100 Türkçe olmak üzere ikiye bölünmesi gerektiğini karar verdik. %30 İngilizcemizde bitirene kadar tabii o arkadaşlar devam edecek ama bu yıl %100 Türkçe ve %100 İngilizce olmak üzere 3 ayrı program yürütmeyi planlıyoruz. Umarım çok zorlanmayız. Neden? Çünkü hocamız daha fazla hoca olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bölümümüzde şu anda full time olarak çalışan 4 doktoralı öğretim üyemiz var. Şu anda ama ilana çıkıyoruz. 2 de profesör olarak görev yapıyoruz. 2 araştırma görevlimiz var ama bunlar da yeni ilana çıktık ve başvurular var. 2 tane daha alacağız. Diğer derslerde çeşitli üniversitelerden, özellikle Çukurova Üniversitesi'nden ve diğer üniversitelerden part-time olarak bize destekleyen hocalarımız var. Yani şu anda çok çeşitli seçmeli derslere de hocalar bize destek veriyor. Bu şekilde yürütüyoruz programımızı. Bölümümüz, psikoloji bölümü hem Türkçe hem de %100 İngilizce olmak üzere 2 ayrı programa sahip Toros Üniversitesi. Böylece hem ana dilde hem de yabancı dilde eğitim verme olanağı sunuyoruz öğrencilerimize. Kendi tercihlerine göre hangi bölüme, hangi programa yerleşirlerse o şekilde dil üzerinden eğitim görüyorlar. Bizim üniversitede psikoloji okumanın en önemli avantajı sanıyorum uygulamayla iç içe olmanız. Yani alanı çok erkenden tanıyacaksınız. Çoğu psikoloji bölümünde
temel bilim gibi psikoloji öğretilir. Yani daha teoriktir. Ama bizde uygulama ağırlığı var. Özellikle de son sınıfta, 3. ve 4. sınıfta doğrudan uygulamaya yönelik derslerimiz var. Bu nedenle de çocuklarımız alanla erkenden tanışıyorlar. Alanın sorunlarını biliyorlar ve alana uygun bir şekilde yetiştiriliyorlar. Valla ben büyük bir üniversitede okudum, ODTÜ'de, ama kıyaslayabiliyorum tabii ki. Toros Üniversitesi'nin özellikle psikoloji bölümü olarak konuşursak, bir kere küçük üniversitede okumanın da avantajları var. Ben devlet üniversitesinden gelmiş, Çukurova'dan gelmiş bir hoca olarak şunu söyleyebilirim. Çukurova'da biz çok fazla öğrencilerle zaman geçiremiyorduk. Yani bizim işte belirli görüşme saatlerimiz vardı. O saatlerde ancak bize randevuyla gelebilirlerdi. Burada öyle bir şey yok. Mezunlarımıza ve öğrencilerimize sürekli kapımız açık. Bu yalnız benim için değil, bütün hocalar için geçerli. Sadece dersle ilgili, öğretimle ilgili problemleri değil, her türlü problemlerine yaklaşıyoruz. Hatta kilo vermelerinde bile, verdikleri kiloları bile bize gelip söyleyen öğrencilerimiz var. Biz onları çok seviyoruz. Anladığım kadarıyla onlar da bizle yakın temastan çok memnunlar. Ayrıca mesela psikoloji grubu var, psikoloji topluluğu var. Orada sosyal olarak ve psikoloji bilgileri açısından geliştirebilecekleri bir ortam söz konusu. Diğer üniversitelerdeki psikoloji öğrencileriyle ilişki kurabiliyorlar. Erasmus programımız çok güzel işliyor ve biz çok destekliyoruz Erasmus programımızı. Yurt dışına gitmelerini istiyoruz. Küçük bir aile gibiyiz burada. Yani öğrencinin her türlü problemi bizim de problemimiz olarak görüyoruz. Bundan da sanıyorum yeteri kadar memnunlar. Toros Üniversitesi bir şehir üniversitesi. Bir sürü imkanlara sahip. Hem üniversitemiz içerisinde hem de şehir içerisinde sosyalleşebilecek alan çok fazla. Böylece hem sosyal yönden hem de akademik yönden ilerlemeye yönelik çalışmalar yapabilir öğrencilerimiz. Şöyle ki biz hem bilim insanı hem de uygulamacı yetiştirmeye yönelik programa sahibiz. Hem uygulamalı derslerimiz hem de teorik derslerimiz var. Bu şekilde öğrencilerimiz hangi alana kendilerini yatkın hissederlerse o yöne doğru eğilebilirler. Ayrıca seçmeli ders havuzumuz çok geniş. Yine öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına göre seçmek istedikleri derse yönelebilirler. Aynı zamanda da üniversitenin ortak seçmeli ders havuzu var. Burada da ilgi alanlarına göre yine çok çeşitli bölümlerden ders alabilirler. Genellikle çalışmadığı alan yoktur diye yanıt vereyim. Psikolojinin bütün dünyayı gözeterek söylüyorum. Hemen hemen her alanda, yani bu bilgisayar yazılımı, software'den tutun da robotlara, yapay zekaya kadar her tür alanda psikolog çalışıyor. Psikofarmakoloji alanında da çalışıyor, ilaç kimyası alanında da, ama genellikle klasik çalışma alanları hastaneler, sağlık kurumları. Bütün psikologların %36'sı hastaneler ve sağlık kurumlarında istihdam ediliyor. Eğitim kurumları, milli eğitim ve diğer eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, Adalet Bakanlığı, Türkiye için söylediğim şeyler bunlar, Adalet Bakanlığı ve isterse çocuklarımız da kreş gibi şeylerde çalışabiliyor. Kreş, anaokulu gibi yerlerde de çocuk psikoloğu olarak çalışabiliyorlar. Psikologlar çok geniş alanda çalışabiliyorlar. Örneğin kamu personeli seçme sınavına girip daha sonrasında Adalet Bakanlığı'nda, hastanelerde, sağlık sektöründe, adliyede, sosyal hizmetlerde vesaire bir sürü çalışma alanlarına sahipler. Özel sektörde de eğitim olarak psikoteknik merkezlerinde yer alabilirler, özel kliniklerde yer alabilirler. Yine eğitime tabi tutularak aile danışmanı olarak görev alabilirler. Psikolojinin tüm alanlarını kapsayacak tarzda bir kompakt eğitim veriyoruz. Yani deneysel, gelişim, klinik, sosyal psikoloji ve psikometri alanlarındaki tüm dersleri görüyor kompakt eğitim. Bunun yanı sıra uygulamalı dersleri ekliyoruz. Efendim grupla terapi, bireysel terapi, danışma gibi dersler ekleyip çocukların alanla ilgili uygulamalarında eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Gene psikolojik testler dersleri
veriyoruz ki çocuklarımız testler bakımından da yetişmiş ve donanımlı olsunlar. Çünkü bir psikologdan test yapması isteniyor. O konuda da lisans aşamasında eksikliğini gideriyoruz. Şöyle söyleyebilirim, eğer İngilizce bölüme geliyorsa öğrencilerimiz, bir sene hazırlık programımız var, 4 senede lisans eğitimimiz var. Böylece 5 yıl okumuş oluyorlar. Türkçe programda ise hazırlığı okumaya gerek olmadan direkt Türkçe bölümde başlayıp 4 sene lisans eğitimi görebilirler. Buraya gelmelerini söylerim en önce. Gelmediler, dinamik, genç, katılımcı bir üniversitede bulunmalarının yararını görecekler. Bizde öğrenci konseylerimiz var. Psikolog, öğrenci arkadaşlarımız kendi kendilerini yönetiyorlar. Paydaşlarımız var. Paydaşlar derken bizle birlikte çalışan kamu kurumları, özel kurumlar, sanayi diyorum, onların içine girecekler. Onlarla tanışacaklar. Yani hayatı soluyacaklar bizde. Hayatı soluyacaklar, hayatla iç içe olacaklar ve yönetim becerileri kazanacaklar. Pek çok dersimiz var. Mesela lisansla ilgili, lisansta makale yazma ile ilgili bizim şeyimiz var. Kurumumuz var. Rektörlük birimimiz var. Orada öğrencilerimiz isterlerse araştırmada paralarını da alıyorlar ve lisanstayken makale de yazabiliyorlar. Çeşitli gönüllü kuruluşlara katılabiliyorlar. Orada destekliyoruz biz onları. Görecekler, kendileri aktif olduğu sürece biz onlara hep destek vereceğiz. İstedikleri kapıları açmak için elimizden geleni yapacağız. Tabii puanlarımız son yıllarda stabil bir şekilde yükseliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bizi seçtikleri zaman, şimdi özellikle bu sene mesela %100 Türkçe'ye geldikleri zaman biraz daha fazla seçenek sunabildik. Yani seçmeli derslerimiz gerçekten çok fazla. Temel derslerin dışında mesela özelleşmek istedikleri zaman yönelebilecekleri konular var. Aynı şekilde İngilizce, %100 İngilizce'de de yeteri kadar seçmeli ders sunduk ve ileriki yıllarda bunları da artıracağız. Sonra stajımız var. Her ne kadar COVID dolayısıyla 2 yıldır çok düzgün yapamadık ama bu COVID de umuyorum bitiyor. Bir kere mutlaka psikiyatri stajı yapmalarını istiyoruz. Zorunlu 20 gün staj var 3. sınıfın yazında. Onun altında yatan fikir de şu, psikolog, tabii ki herkes klinik psikolog olmayacak ama bir psikiyatri kliniğinde özellikle yatılı tedavi alan hastaları tanıyıp gerektiği zaman onları diğer kurumlara yollayabilmelerini sağlamak, yani sağlıklı ve sağlıksız insanı daha iyi tanımaları için bu stajı zorunlu tutuyoruz. İkinci stajımız da 10 iş günü. O da istedikleri kurumda yapabildikleri bir staj türü var. Son sınıf, özellikle 3. sınıftan sonra uygulamalara ağırlık veriyoruz. İlk 2 yıl teorik dersler daha ağırlıkta. 3'te ve özellikle 4. sınıfta hemen hemen %80'e kadar uygulamalar yaptırıyoruz. Böylelikle gittikleri yerlerde de mesela testler konusunda, diğer uygulamalar konusunda diğer üniversitelerdeki mezunlarla kıyaslandıkları zaman çok daha fazla bilgili oldukları geri bildirimini de alıyoruz ve iyi ki hocam öğretmişsiniz diyorlar mezunlar gelip bize. İşte yani burada önemli olan öğrencilerle tek tek ilgilenebildiğimiz için ilgi alanlarına yönelik destek de verebiliyoruz. Toros Üniversitesi'ne bekliyoruz herkesi. Biz buradayız. Kollarımızı açtık, bekliyoruz onları. Teşekkürler. Gerçekten birebir ilgilenebildiğimiz bir üniversitedeyiz. Öğrencilerimizle birebir ilgilenebiliyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Hem kendi ilgi alanlarına göre yönlendirebiliyoruz, hem de sosyal aktivite açısından psikoloji topluluğu da çok önemli işler başarmakta. Bu güzel ve başarılı ekibin bir parçası olmak isterlerse biz çok memnuniyet duyarız. Yine soruları olursa e-posta yoluyla ulaşabilirler.